İyi akşamlar. Ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı haber bültenine hoş geldiniz. Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir süre önce abisi vefat eden Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaslan ile halası vefat eden Nizip Belediye Başkanı Hacı Feyzi Akdoğan'ın taziyesine katıldı. Bir dizi gezi ve programları nedeniyle Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir süre önce ağabeyi Cihaneli Kocaaslan'ı kaybeden Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan'a taziye ziyaretinde bulundu. Sayın Bakanım, eşi dedi ki ben çocuklarım burada yetiştiriyorum. Dört çocuğum var. İki oğlan, iki kız orada gitti okuyor. Taziye evinde Kocaaslan'a başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra Nizip'e hareket etti. Yol boyu geniş güvenlik tedbirleri alınırken Bakan Gül ve beraberindekiler bir süre önce halası vefat eden Nizip Belediye Başkanı Hacı Feyzi Akdoğan'ın taziyesine katıldı. Gaziantep'te elektrik kesintisine giden görevliler 35 yaşındaki Halil Kartal'ı trafonun yanında ölü buldu. Elektrik kesintisine giden görevliler trafonun dibinde cesetle karşılaştı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Küçük Kızılhisar mahallesinde meydana geldi. Elektrik kesintisi sebebiyle trafoya bakmak için mahalleye giden görevliler, trafonun yanında yerde yatan şahsı fark edince jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma çevre güvenliği alırken sağlık ekiplerinin şahsa yaptığı ilk müdahalesinde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan incelemede ölen kişinin Halil Kartal olduğu belirlendi. Kartal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te 10 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli şahıs yakalandı. 10 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle satıcılarının yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 10 adrese baskın yaptı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesiyle beraber tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler devam ediyor. 9 yaşındaki Yağmur Özçoban, çatışmalardan etkilenen ve yardıma muhtaç durumdaki Yemen halkı için altın küpelerini bağışladı. Yemen'de 2015'ten bu yana yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkedeki insanların durumunu sosyal medyada gören ilkokul öğrencisi Yağmur Özçoban, küpelerini Yemen'e göndermeye karar verdi. Bu da bir katkı sağlamak istedi, küpesini bağışlamak istiyor Yemen için. O maşallah. Haram'ın Hadaneyn sahibi. Yemenli bir çocuğun fotoğrafından etkilenen küçük Yağmur severek taktığı altın küpesini Yemen'e teslim edilmek üzere 7 Başak İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti. Altın küpelerini çok sevdiğini ifade eden Yağmur, oradaki insanlara bağışlamam kadar önemli değil diyerek büyüklerine adeta hayat dersi verdi. Oradakiler açlar ve ben biraz yardımda bulunmak istedim. Bu yüzden küpemi vermek istedim. Babam biraz bahsetmişti konudan. Ben de işte fotoğrafları görünce içim acıdı. Çocuklar için gönderiyorum. Evet, etkilendim. Bir deri bir kemikti. Facebook'taki ama daha kötüydü fotoğraflardan. O yüzden onu gördüğümde biraz etkilendim. O zaman zaten... Kızının örnek davranışı karşısında mutluluğunu ifade eden baba Yusuf Özçaban şöyle konuştu. Yemen için bir kendi aramızda ailece ne yapabiliriz diye bir düşündük. Çocuklarıma bahsettim. Konudan, kendi akrabalarımdan rica ettim. Biraz yardım topladık bir miktar.
Sonra çocuklar da biraz katkıda bulundular. Sonra kızımız annesine söylemiş, ben de küpemi bağışlamak istiyorum. Yemen'dekiler çok zor durumda, onların daha çok ihtiyacı var diye. Kızımız Allah razı olsun böyle bir şey düşünmüş. Hiç benim de aklıma gelmedi yani küpesini istemek falan. Kendi inisiyatifiyle böyle bir adım attı. Yani mutlu oldum. 7 Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ise Yemen için yardım çağrısında bulunarak yaşanan drama dikkat çekti. Küpesini derneğimize bağışlayan Yağmur kızımıza teşekkür ediyoruz. Yağmur kızımızı ve onu yetiştiren ailesini tebrik ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir ifadesine çağrısını uyarak evdeki küpesini Yemen için bağışta bulundu. Bu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Biz de tüm halkımıza buradan sizin aracınızla sesleniyoruz. Yemen'de çok ciddi bir dram var. Yemen'de Birleşmiş Milletler'in ifadesiyle her 10 dakikada bir çocuk açlıktan ölüyor. Bu çığlığı duymamız lazım. Bizim de halk olarak buna duyarlı olmamız gerekiyor. Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince Gaziantep ve çevre illerinde çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonuç verdi. Operasyonlar neticesinde son zamanlarda Gaziantep'ten çalınan 2 adet çalıntı araç ile çalıntı araçlardan sökülen teyp, 4 adet hoparlör ve olaylara karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahısların ikisi tutuklanırken bir şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Gaziantep ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yavuz Elinde yollar göle döndü. Şiddetli yağış yolları göle çevirdi. Yavuz Elinde dün öğleden sonra başlayan yağmur akşam saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Gök gürültüsü ve çakan şimşekler eşliğinde yağan yağmur yolları gölete çevirdi. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken araç sürücülerin büyük bölümü trafiğe çıkamadı. Trafiğe çıkan araçların sürücüleri ise su birikintileriyle zor anlar yaşadı. Saatlerce süren yağış bugün ise yerini güneşli bir havaya bıraktı. Gastronominin başkenti Gaziantep'te patlıcan kebabı kışında sofraları süslemeye devam ederken damaklara eşsiz lezzet vermeyi sürdürüyor. Lezzetinden dolayı her mevsim tüketilen patlıcan kebabı Gaziantep sofrasının vazgeçilmez yemeği olmaya devam ediyor. Kebap ve baklava ustası Burhan Çağdaş patlıcan kebabının Gaziantep'in vazgeçilmez damak tadı olduğunu altını çizerken yaz kebabı olmasına rağmen her mevsim tüketilebileceğini kaydetti. Kömür ateşinde pişen kebabın daha lezzetli olduğunu ifade eden kebap ustası patlıcan kebabının yapılış hikayesini şöyle anlattı. Patlıcan kebabı o da kışın kebabı değil, yazın. Ama şimdi mevsimler değiştiği için ya mevsimlere bağlı sebze kalmadı. Sebzeler senenin 12 ayında var. Ama asıl zamanını soruyorsanız Temmuz, Ağustos yani Bilecik patlıcanının gelmesiyle beraber asıl kaliteli o kumlu toprakta, Fırat kenarında yetişen, toprakta yetişen patlıcanın lezzeti başkadır. Tabii çok. Ama çok Antep soğan kebabı, kışın kebabıysa patlıcan kebabı yazın ama şimdi kışında yani en az soğan kebabı kadar patlıcan kebabı yiyen insanlar var. Şöyle önce bir et, bir patlıcan şiş hesaplıyorsunuz. Daha sonradan harı yüksek ateşte. Meşe kömürünün ateşinde pişiriyorsunuz. Ondan sonra şimdi bizim Antep'te iki çeşit patlıcan kebabı var. Birisi firik, hemen ocaktan çekip tabağa servise koyarsınız.
Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.